Hocam içinde bulunduğumuz günle ilgili tabii dinleyicilerimizin soruları bugün itibariyle yok diyelim. Çünkü konuşacağımız konu belli. O da Ramazan-ı Şerif Bayramı. Tabii Ramazan-ı Şerif ayı bir ay boyunca müminler oruç tuttular. İşte sevaplar kazandılar. Çünkü Ramazan-ı Şerif'in havası hakikaten çok farklı oluyor. Ve hemen arkasından da bayram biter bitmez de o havada kalmıyor. Doğru. O hissedilen bir şey. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te oruç tutuluyor. Tabii meşakkatli bir iş. Özellikle böyle yaz aylarına gelince. Kışın da meşakkatli yani netice itibariyle. Tabii ki zor. Acaba Ramazan-ı Şerif'te bu meşakkat, bu zorluk bitti diye mi biz bayram yapıyoruz? Bugün itibariyle isterseniz ilk gün olması hasebiyle, ilk bayram olması hasebiyle bunu anlatabilir misiniz? Dinleyicilerimizin de bayramını tebrik ederiz. Onu unuttuk baştan. Buyurunuz efendim. Efendim biz de başta büyüklerimiz ve dinleyicilerimiz olmak üzere bütün alemi İslam'ın Ramazan-ı Şerif bayramını tebrik ederiz. Tabi Kurban Bayramı da hemen akabinde geliyor. Evet. Peşin peşin de tebrik edelim mi? Edelim. Edelim. Bir mahsuru yok. Bir mahsuru yok. Bir daha ederiz sonra. İnşallah Teala. Şimdi efendim genelde mesela hepimizin zihninde bayram neşe sevinç günüdür diye biliyoruz. Tabi bayrama kavuştuğumuz için seviniyor, neşeleniyoruz. Ramazan bayramı için genelde insanların hatırına gelebiliyor. Yani bu sevincimizin sebebi ne? Siz de onu sordunuz. Ramazan ayı bittiği için mi seviniyoruz? Hayır. Ramazan ayı bittiği için sevinmiyoruz. Çünkü her Müslüman af, mağfiret, bereket ayı olan Ramazan ayının bitmesini hiç arzu etmez. Şimdi bizi dinleyenlerin hatırında gelebilir. Yok ya dediğiniz gibi değil. Biz aslında seviniyoruz falan diyenler çıkabilir. O öyle değil. Ama dediğiniz de doğru. Öbür söylenen şey de doğru yani. Sonlara doğru insanda bir burukluk oluyor. Evet. Alışmış oluyoruz. Tabii. Yani hep devam etse istiyoruz. Gözümüzdeki perde kaldırılmış olsa Ramazan ayındaki verilen ihsan edilenleri görmüş olsak onun için kitaplarda o ifade geçiyor. Ramazan ayının bitmesini istemezler buyuruluyor. Evet, evet. O gösterilse evet. Onun için o gösterilmiş olsa biz Ramazan-ı Şerif'ten kurtulduğumuz için bayram yapmıyoruz canım. Ama gene de bayram yapıyoruz. Peki niçin yapıyoruz? Biz Ramazan ayı bittiği için sevinmiyoruz. Hatta üzülüyoruz. Bayram yapmamızın, sevinmemizin, neşelenmemizin sebebi Ramazan ayında Rabbimizin emrine uyarak oruç tuttuğumuz, böylece günahlarımızın affolması ve her şeyden önce de Rabbimizin rızasına uygun amel etme imkanına kavuştuğumuz için, onun ihsanlarına, nimetlerine şükretmeye güç ve kuvvet bulamadığınız için seviniyoruz. Bunun için bayram ediyoruz. Bayram yapmamızın sebebi bu. Yani Ramazan-ı Şerif'teki bayram yapmamızın sebebi bu. Peki Kurban Bayramı mı? Kurban Bayramı'nda da Allah-u Teala bize dinen kurban kesmesi vacip olanlara kurban kesme ibadetini ihsan ediyor. Tabii onun neticesinde birçok af ve mağfireti var. Yani orada da efendim işte bu sene Allah versin durumumuz iyi falan kurban kesiyoruz et yiyeceğiz. Değil. Et bayramı değil o. Kavurma bayramı da değil o da. Öyle olacak olsa zaten var. Gidersin her zaman aynı şekilde alırsın, yersin, içersin. Hele bir de böyle denize sınırı olan sahil kentlerinde bu hiç problem olmaz. Niye? Gerçi şimdi Türkiye'nin her tarafında var ama sahil kentlerinde daha çok aynı şekilde ona kavuşabiliyor balık. Ha. Diyelim ki kuzu eti, keçi eti, neyse dana eti bulamazsa, tavuk eti bulamazsa gider aynı şekilde balık bu ihtiyacını da giderebiliyor. Giderebiliyor. Efendim işte çok fakirse. Bunu biz İstanbul'da görüyoruz. Ben mesela uzun süre şeyde oturduk. İstanbul'un sur içi Fatih'te oturduk. Fatih Camii'ne yakın yerde yatırdık. Darüşşafaka. Caddesinin Darüşşafaka Lisesi'nde bulunduğu yer. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin camisinin bulunduğu yerde ikamet ettik. Orada çarşamba pazar vardı. Hemen önümüzde. O Darüşşafaka Caddesi. Fatih Camii'nin avlusu, Fatih Camii avlusunun kenarı, arkası, önü, ondan sonra o Darüşşafaka Caddesi'nin Dırman'a doğru inen caddesi, o ara sokakların hepsi pazar. Değil mi? Doğru. Orası olduğu gibi. Onun için de İstanbul'un en büyük pazarı diye geçiyordu. Tabii her zaman fırsatımız olmuyordu. Böyle müsait bir zamanımızda bazen gezdiğimiz olurdu o pazarı.
İnanır mısınız? O pazarda, çarşamba pazarında İstanbullular için söylüyorum. Herkes için giyecek, yiyecek, yani ihtiyaçlarını giderebilecek her şey var. Kesesine göre. Hani bazının hatırına gelebilir. Yok efendim işte fakir şey yapamaz. Orada görüyorduk biz. Fakir için de var. Fakir için de var. Yani ki efendim işte çok kaliteli kumaş. Yani netice itibariyle setir avret için giymiyor musun sen? Yazlığı da var, kışlığı da var. Aynı şekilde giyersin, eskisin, bir tane daha alırsın. O zor bir şey değil. Ve orada mesela dikkatimizi çekiyordu. Balık reyonları var. Keseye uygun her çeşit balık da var. Her çeşit balık da var. Ama efendim şu balığı yiyecektim falan. Olabiliriz yani. Biz de her istediğimizi her zaman alma şansına sahip değiliz. Onun için de Kurban Bayramı'nı da böyle et bayramı diye anlatmak uygun değil. Ramazan-ı Şerif Bayramı da şeker bayramı diye söylüyorlar. Şeker bayramı da değil. Şeker yemek için bayram yapmıyoruz. Şeker bayramı değil. İd-i Fıtır diye geçiyor. Fıtır bayramı diye geçiyor. Ramazan-ı Şerif Bayramı. Şimdi efendim bir hadis-i şerif var. Ramazan-ı Şerif'ten demek ki hemen sonra bayram yapmamızın sebebi biz Ramazan ayından ve hatta oruç tutma yükünden kurtulduğumuz için değil, Rabbimizin ihsanına, lütfuna, günahlarımızın affına kavuştuğumuz, bunu ümit ettiğimiz için bayram yapıyoruz. Seviniyoruz. Bu sevinçten dolayı bayram yapıyoruz. Şimdi bir hadis-i şerifte buyuruyor ki bayram sabahı Müslümanlar namaz kılmak için camilere toplanınca Allah-u Teala meleklere, ey meleklerim, İşini yapıp tamamlayanların karşılığı nedir diye sorar. Melekler de ücretini vermektir derler. Allah-u Teala da ey meleklerim şahit olun ki ben alemden Rabbi olan Allah'ım. Oruç tutanlara affettim buyurur. Bu ne büyük nimet ya. Ya bundan büyük bayram mı var ya? Yani? Değil mi? Bundan büyük bayram mı olur? Diğer bir hadis-i şerifte de Allah-u Teala bayram günü meleklere buyurur ki ey meleklerim. Siz şahit olun ki Ramazan ayında tutulan oruçların ve kılınan namazların karşılığı olarak kullarıma kendi rızamı ve mağfiretimi verdim. Ey kullarım, bugün benden isteyin. İzzet ve celalim hakkı için istediklerinizi veririm buyurulmaktadır. Tabi Allah-u Teala rızasına, mağfiretine kavuşan bir kimse hiç sevinmez mi? Elbette sevinir. Bayram eder. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Eshab-ı Kiram'a hitaben Ramazan-ı Şerif'in son günü Allah-u Teala oruç tutanları affeder buyurunca Eshab-ı Kiram ya Resulallah o gün Kadir Gecesi midir diye sorarlar. O gün Kadir Gecesi mi diye sorarlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki bilmez misiniz ki iş yapanlara işi bitirdiklerinde ücretleri verilir buyurmuşlardır. Dolayısıyla bu ve benzeri hadis-i şerifler de kitaplarda, kütüb-i sitede mevcut. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarında da mevcut. Böyle bir nimetle karşı karşıyayız. Tabii bütün bunların neticesinde mesela dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Efendim işte bir ay böyle yaz günü oruç tutarak sıkıntı çekerek affedeceğimiz bir özür dileriz ya Rabbi, tövbe ettim ya Rabbi deyiversek. Olmaz mı? O zaman da Cenab-ı Hakk'ın affına kavuşmaz mıyız? Allah-u Teala ezelde yaratırken insanı ve cinleri farklı yaratmış. Melekleri de farklı yaratmış. Melek, insan, cin bu üçüne akıl vermiş Cenab-ı Hak. Diğer mahlukatın, denizdekilerin, karadakilerin, havadakilere bunlara akıl vermemiş. Ve bu yarattığı mahlukatın içerisinde insan ve cinle nefis denen bir kuvvet daha yaratmış. Kötülükler deposudur bu. Dolayısıyla bütün kötülükler buradan sirayet ediyor. Meleklerde yok bu. Hayvanlarda da yok. Nefis. Evet, nefis yok. Hayvanlarda da yok. Şimdi çok kimse o nefis deyince cinsellik anlıyor. Cinsellik nefsin kullandığı, daha doğrusu onu harama sevk etmek için kullandığı yollardan bir tanesidir. Yoksa meşru olarak aynı şekilde beraber olmak İslamiyet'te men edilmemiş ki. Şehveti de öyle anlıyoruz biz. Şehvet deyince de cinsellik anlaşılıyor. Cinsellik anlaşılıyor. O da öyle değil. Şehvet herhangi bir makama, mevkiye, paraya karşı olan muhabbet, sevgidir. Ona karşı olan sevgidir. Yani para şehveti de olabilir insanın. Tabii para makam, şehvet, mevki, makam, şehveti şehvet de olabilir. Yanlış anlaşılıyor. Allah Teala rahmet eylesin. Bir gün babamla böyle konuşuyorduk. Dedim baba bak bu söylediklerin hep nefsidir. Oğlum dedi bende nefis mi kaldı dedim. Baktım yok. Tamam dedim baba. Öbür türlü anlıyor. Öbür türlü anlıyor. Nefsi öyle anlaşılmış. Nefsi deyince böyle anlaşılıyor. Halbuki
mesela o cinsellik konusu da nefsin şeyi değil. Gıdası falan değil o. Bazı dinleyicilerimizin hatırına gelebilir, ne demek o falan diye. Ne demek o falan. Nefsin gıdası haramdır. Yemeği, içmeyi, giyinmeyi, mevkiyi, parayı, makamı İslamiyet men etmemiş. Evlenmeyi, karı koca münasebetlerini İslamiyet men etmemiş ki. Men etmemiş bunları. Allah-u Teala buyuruyor ki benim bildirdiğim izin ile bunları kullanın. Mubahtır buyuruyor. Helaldir buyuruyor. Serbesttir. Serbesttir. Peki nefis parayı da mevkiyi de makamı da cinselliği de haram yoldan arar. Yemeği de içmeyi de. Yemeği de içmeyi de. Onun derdi o. Onun derdi o. Şeyde Allah-u Teala rahmet eylesin. Cağaloğlu'ndaydık da. İşte o zaman gazeteye yeni birisi geldi falan. Tabii bu nefis falan ilk defa duymuş. Ondan sonra. O da gitmiş sormuş demiş. Evvel abi demiş ya. Bu nefis diye bir şey anlatıyor demiş. O ne demiş. Demiş otur bakayım oturuyor falan. Sen demiş evlisin. Evli. Tamam. Bekar olsan. Ve senin ölçülere göre dünyayı arattık tarattık. Boy, poz, endam, şekil, fizik, ten neyse. Dünyanın en güzel kızını buldular getirdiler. Onun evlisin. Bu hanımın helalini oldu. Yanında oturuyor. Ama tam senin karşına kara kuru, ondan sonra eti budu olmayan, ne bileyim ben yüzüne bakılmayan bir kadın geldi. Eteğini kaldırdı senin karşında. Dünyanın en güzel kadını hanımın helalin yanında duruyor. Ama o eteğini kaldırınca sen ona bakarsın. Nefis bu buyurmuşlar. O dışarı çıkınca vallahi doğru, vallahi doğru diye anlatarak gitmiş adamcağız. Niye bakar? Çünkü yanındaki helali, nefsin helalle bir alakası yok. O haram işletmek istiyor. O haram işletmek istiyor. Onun gıdası haram. Karşıdaki ya yüzüne bakılmıyor. Hatta bazen halk arasında ya yüzüne bakılmayan kadın peşinde niye takılıyor falan filan diye de. Evet. Gül gibi karısı var falan. Gül gibi karısı var da niye evet. gidiyor falan. Ya o gül gibi karısı veyahut aynı şekilde içeri. Alakası yok nefsin. O alakası yok. O haram olduğu için peşine takılıp gidiyor. O haram oldu. Onu nikahlasın yüzüne bakmaz. Nefis onun yüzüne bakmaz. Nefisle alakalı değil. Nefis mevkide de, makamda da, parada da, ondan sonra ne bileyim karı koca münasebetlerinde de aradığı tek bir şey vardır. Allah-u Teala yasak ettiği bir fiili yapmak. Niye? Hatta Allah-u Teala rahmet eylesin. Emen abiler bir gün anlatırken buyurdular ki Cağaloğlu'ndaydık o zaman da nefsi kıramamak lazım buyurdular. Nefis de netice itibariyle Allah-u Teala yarattığı bir mahluktur. Evet kötülükte deposu olarak yaratılmış. Yaratan öyle yaratmış. Kur'an-ı Kerim'de de açıkça buyuruyor ki bu ben böyle yarattım. Bu bana düşmandır. Buna dikkat edin. Buna düşman olun. Emen abiler anlatırken kitaplar da öyle yazıyor. Her yarattığı mahlukun Cenab-ı Hak rızkını vermiş mi? Vermiş. Ben Rezzak'ım buyuruyor. Nefsi yaratmış kötülükler deposu ama onun da rızkını vermiş. Yılanı yaratmış rızkını vermiş. Timsahı yaratmış rızkını da yaratmış. Hepsini yaratmış. Dolayısıyla nefsin de rızkı inkardır, isyandır, haramlardır, mekruhlardır, bütün günahlardır. Yani nefis niye saldırır? Rızkını almak için saldırır. Sen de ona mani olacaksın. Ölür mü? Ölmez. Zayıflar kalbe müdahale edemez buyuruluyor. Kalbe müdahale edemez. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın emirleri nefse ağır gelir. Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmak nefse ağır gelir. Nefse ağır gelir. Çünkü boyunduruk altına girmek istemiyor. Evet. Boyunduruk altına girmek istemiyor. Kısıtlanmak istemiyor. Kısıtlanmak istemiyor. Bak Ramazan-ı Şerif ayından sonra farz ya Allah-u Teala emretti ya bu ayda. Çıktıktan sonra bu kendi gönlüyle, bak kendi isteğiyle bir ay peş peşe oruç tutabilir. İlginç. Diyeceksin bu ne periz, bu ne lana dursun. Niye razı oldu? Ramazan ayına niye itiraz ediyor? Ramazan ayından sonra niye aynı şekilde bu gönüllü hem de böyle hiçbir şey yapmadan oruç tutturuyor? Evet, kötülükler deposu ama öyle sıradan varlık değil. Çok sinsi. Sana oruç tutturur peş peşe. Niye? O önceden hazırladığı plana göre sana bir ay oruç tuttuktan sonra yavaş yavaş bak der ya sen Ramazan ayında oruç tuttun ama diyor bu insanların hiçbirisi diyor bak Ramazan ayından sonra oruç falan tutuyor yok. Sen mübareksin. Sen büyüksün. Sen kemale geldin. Sen olgunlaştın. Bu insanlar senin eline su bile dökemezler. Ne yüklüyor? Kibir, ucub, riya hepsini yüklüyor. Bunlar kalbin köpekleri. Nereye götürüyor? Cehenneme götürüyor.
Ya. Ramazan ayında bunları diyemeyecek. Diyemiyor. Herkes oruç emir. Emir. Tutacaksın tabii. Emirle tutuyor onu. Evet. Burada nefsin isteğiyle. Mesela başka bir misal vermişler. Ehl-i Sünnet alimleri. Beş vakit namaz kılmak ağırına gider. Hele secde tezellülün zilletin zirvesidir. Hiç tahammülü yoktur ona. Ama bak beş vakit namazda buna tahammülü yoktur. Kaza namazında da tahammülü yoktur. Ama kendi isteğiyle kalkar gece 200 rekat namaz kılar. Ya beş vakit namaz sünnetle beraber 40 rekat ediyor. Bu kalkıyor 200 rekat namaz kılıyor. Peki onu niye yapıyor? Onu niye yapıyor? Uyutmuyor da seni. Gözünde fal taşı gibi açılıyor. Ertesi gün böyle şöyle bir şey yaparsın falan. Etrafa bakarsın falan. Bu insanlar gafil. Geceleri yatıyorlar, uyuyorlar. Hayırdır Ahmet Ağa, Mehmet Ağa falan. Ya Allah kabul etsin bu gece kalktık işte. Bir 200 rekat namaz kıldık. Bununla insanlar üzerine üstünlük taslıyor. Sen beş vakit namazı kılan bir kimsenin bugüne kadar sana gelip de aynı şekilde Mustafa Bey ben beş vakit namaz kılıyorum diye övündüğünü duydun mu? Kılacaksın. Kılacaksın. Emir çünkü. Bir de emirli olduğu için o ağırına gidiyor. Emirli olduğu için ağırına gidiyor. Onun için Ramazan ayından efendim biz kurtulduk diye sevinenler hani hatıra gelebilir de hatıra gelebilir. O nefisten kaynaklanan bir hadisedir. Onu unutmamak lazım. Yoksa hakiki manada imanı olan bir kimse öyle bir aydan kurtulduk diye sevinmez. Sevinemez daha doğrusu. Bunun için bayram etmez. Bizim bayram yapmamız biraz önce naklettiğimiz o hadis-i şeriflerde bildirilen o lütuflara, o ihsanlara, o ikramlara kavuştuğumuz içindir. Ona kavuştuğumuz içindir. Dolayısıyla biz bunlara aynı şekilde bu nimetlere kavuştukça dolayısıyla yani daha çok neşeleniyoruz. Daha çok aynı şekilde iştahlanıyoruz. Peki efendim yani bir de mesela Ramazan-ı Şerif'in insana kazandırdığı bir şey var. Bir tane değil. Birçok şeyi kazandırıyor. Ramazan-ı Şerif'ten sonra biraz daha dikkat edilirse yani Ramazan-ı Şerif ayındaki gibi olmasa bile insan sene içerisinde onu devam ettirebilir. Peki Ramazan-ı Şerif'te evet bu kadar aynı şekilde nefse ağır gelen bir ibadeti yapıyoruz. Oruç ibadetini yapıyoruz. Teravih namazı kılıyoruz. Ama diğer aylarda beş vakit namazda zorlanıyoruz. Ramazan-ı Şerif'te Allah-u Teala bu ümmeti merhume deniyor. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam ümmetine merhametle muamele olunmuş ümmet. Allah-u Teala lütfediyor, ihsan ediyor. Ramazan ayında şeytanları bağlattırıyor meleklere. Dolayısıyla nefis tek başına kalıyor. Dışarıdaki arkadaş yok. O gelip bunu dürtemiyor. O gelip buna fikir veremiyor. Veremediği için de kıvranıyor. Sen oruç tuttukça, onu sana ne bileyim ben teravih namazını kıldıkça, sadaka verdikçe, hayır hasenat yaptıkça kuduruyor. Kuduruyor da yapacak bir şeysi yok. Evet. Tabii Ramazan-ı Şerif'ten hemen sonra şeytanlar serbest bırakılıyor. Ah vah güzelim nerelerdeydin sen? Birleşiyor onlar. Şeyde de mesela Ramazan-ı Şerif'te bu ne kadar azgın taşkın olursa olsun Müslüman toplumlar varsa işlerinde o ülkelerin suç oranı düşüyor. Doğru. Otomatik olarak düşüyor. Dolayısıyla efendim bayramlar bilhassa Ramazan-ı Şerif bayramı. Biz Ramazan-ı Şerif'te oruç tuttuk. Ondan sonra Ramazan ayından kurtulduk. Bu sebepten dolayı bayram ediyoruz değil. Rabbimizin lütfuna, ihsanına kavuştuk. Her şeyden önce Rabbimizin bir emrini yerine getirme ile şereflendik. Biz şereflendik. Yoksa Rabbimizin ihtiyacı yok. İnşallah Teala Rabbimizin mağfiret ettiği kulların arasında bulunmak i̇nşallah. Nasip eder Rabbimiz inşallah Teala. İnsan o zaman daha çok da sevinebilir. Hani dedik ki Ramazan-ı Şerif yani oruç olmasa da biz estağfurullah diyerek kendimizi affettirebilir miyiz? Affettirebilirsin. Bilirsin de o çok zor bir hadise. Çünkü Ramazan-ı Şerif de şeytan bağlı. Şeytan bağlı ve çok kimse oruç tuttuğu için ruha da güç kuvvet geliyor. Tabii oruç tuttukça, teravih namazlarını kıldıkça ruhumuz kuvvetleniyor. Kuvvetlenince de nefsi o anda zayıflıyor. Zayıfladığı için de onun tepesine binmek kolay oluyor. Ama Ramazan-ı Şerif'te son öyle değil. Şeytanlar da serbest bırakıldığı için dostu çok. Ve insan suretinde bir sürü aynı şekilde arkadaşları da var. Bir sürü nefisleri de onlar da var. Dolayısıyla kendisini toparlayacak, estağfurullah diyecek zor bir hadise. Ama bütün buna rağmen Ramazan-ı Şerif'te olsun, Ramazan-ı Şerif'ten sonra olsun her zaman istiğfara devam etmek mecburiyetinde. Çünkü yaşadığımız asır Seyyid Abdülhakim Arbahası Hazretleri'nin buyurdukları gibi küfür buyuruyorlar. İstanbul boğazını gösteriyorlar. İşte boğaz gibi akıyor. İnsan da Müslüman da buyuruyorlar. Bir saman çöpü gibidir bu akıntının karşısında.
koca aynı şekilde Selebi Samançöp'ü ne yapabilir ki? Ya daha yakınlarda aynı şekilde, yani izleyicilerimiz de aynı şekilde şey yapabilirler. Dinleyicilerimiz de farkındadırlar bunların da. İzleyici dinleyici karıştırıyoruz biraz ama dinleyicilerimiz Arif'tir. Arif'tir Almanlar efendim. Televizyonda izleyici diyoruz, radyoda dinleyici, gazetede okuyucu diyoruz. Hepsi aynı kimse aynı anda. Mesela zaman zaman onlar da o haberlerde görmüşlerdir. Değişik zamanlarda işte yok bilmem falan ülkede, Güney Amerika'da bilmem işte bir yağmur sel gelmiş falan. Yani kocaman kocaman otobüsleri, tırları, şey gibi çocukların hani oyuncak tırlar alınıyor ya, suyun içerisinde böyle batacak o koca tırlar o selin önünde paldır küldür gidiyor ya. Paldır küldür gidiyor. Koca tır dayanamıyor. Bir de tsunami olmuştu şeyde. Endonezya taraflarında bir yerde. Japonya'da olmuştu. O koca koca gemiler bizim küçükken kağıttan yapmış olduğumuz suya koyduğumuz gemiler gibi paldır küldür paldır küldür nasıl gidiyordu. Fırlayıp gidiyordu. Şimdi küfür öyle düşün. Öyle geliyor. Senin bunun karşısında tır değilsin. Kocaman aynı şekilde yük gemisi de değilsin. Saman çöpüsün. Saman çöpü. Nasıl durdurabilirsin bunu? Ancak Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumak ve bu kitapları okuyanlarla beraber olmak suretiyle kendini koruyabilir. Onlara tutunmak suretiyle. Onlara tutunmak suretiyle bu zamanda. Böyle bir zamandayız. Böyle bir zamanda olmamız sebebiyle de birbirimize daha çok ihtiyacımız var. Kenetlenmeye daha çok ihtiyacımız var. Yoksa biz küçükken derlerdi, ayıdan post, gavurdan dost olmaz derler. Olmaz. Ayının derisinden de bugüne kadar hiç görmedim ben post yapanı. Keçi koyun derisinden post yapılır da, namaz da kılınır onun üzerinde. Ama ayı postu hiç görmediydim. Ama deyim olarak da, ve atasöz olarak da söyleniyor. Dolayısıyla küfür tek millettir. İslamiyet karşısında, çünkü nefsin düşmanıdır. Allah-u Teala'nın emirleri oraya düşmanlık etmektedir. Efendim Ramazan-ı Şerif'te Allah-u Teala nefsimize uymaktan bizi muhafaza etmiş. Rabbimizin emrini yerine getirmişiz. Orucumuzu tutmuşuz. Teravih namazlarımızı kılmışız. Sadaka-i fıtramızı vermişiz. Yani üzümüz ak. Evet. Ve biraz önce naklettiğimiz o hadis-i şerifler bildirildiği gibi inşallah Teala işini yapanlardan olmuşuzdur. İşini yapanların ücreti de aynı şekilde af ve mağfirettir diye Rabbimiz Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam diliyle haber veriyor, bildiriyor. Biz de inşallah Teala onların sınıfına girmiş oluruz inşallah Teala. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.